Değildi. Elif Hanım, peki o zaman bu siyasete kim hesap soracak? Diyorlar ki halk hesap sorar, değil mi? İşte ben halkım, ben kendi başıma sormaya kalkıyorum. Bizi hiç duymuyorlar, dinlemiyorlar. İşte ben halktan birisiyim. Peki demokratik bir ülkeyiz, demokrasimiz var. Ya siyaset ihanete düşerse buna hesap soracak devletin kendi koruma içgüdüsüyle bir mekanizması yok mudur? Hadi diyelim ki Milli Güvenlik Kurulu'nda asker tekliflerini hükümete verdi. Hükümet yapmıyor. 12 Nisan 2007'de Genelkurmay Başkanı ne dedi? Dedi ki Irak kuzeyinde bir tehdit vardır. Irak devleti parçalanmıştır. Irak'ta Kürt devleti kurulmuştur. Buna karşı bu tehditlerin devletimize yönelik tehdit yok edilmesi için Irak'a harekat yapılması şart dedi. Yapmadı hükümet. Karar almadı. Ve ondan sonra biz 100'den fazla şehit verdik. Peki bu şehitlerin sorumlusu işte bu hükümet. Kim hesap soracak? Dağlıca baskınını söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Cumhuriyet savcılarının görevi, yurt içinde terör olursa, suç işlenirse, cinayet işlenirse el konuluyor. Soruşturma yapılıyor. Peki Cumhuriyet savcıları yurt dışında olan tehdit var. Bu tehdide de siyaset göz yumuyorsa ve uyguladığı politikalarla bu tehdidi büyütüyorsa Cumhuriyet savcısı bunun hesabını sormayacak mı? En basiti Dağlıca baskını. 17 Ekim günü Türk milleti sokağa dökülüp bu hükümete demedi mi? Şehitlerimizin hesabını sorun diye. Irak'a harekat yapın diye. Bu hükümette meclisten halk adına iradeyi almadı mı? Ne zaman? 17 Ekim günü. 17 Ekim günü Genelkurmay'ın değerlendirmesine uygun olarak hükümet bu kararı ordumuza verip Irak'a harekat yapsaydı biz Dağlıca'da 12 şehidi vermeyecektik. Yani bu basit bir örnek. Avrupa Birliği'nden gelen paralar. Diyoruz ki Genelkurmay açıklama yaptı. 500 milyon dolar kara parası var dedi. Bu para silah cephaneye dönüşüyor ve beni şehit ediyor. Şimdi beni şehit eden mermi Avrupa'dan geliyor parası. Ve beni yöneten siyaset Avrupa'dan gelen desteğe göz yumuyor. O halde beni şehit ediyorsa bu siyaset bu cinayete ortak demektir. Peki bunun hesabı sorulmaz mı?